Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda Ankara'da Bülent öğretmen tesbih yapmam için bana kendi 3D yazıcısında hazırlayıp, planlayıp, projelendirip, imal ettiği mikro Dremel tornasını göndermiş. Onun kutu açılımını ve diğer işlemleri birlikte yapacağız. Kendisine bu güzel hediyesi için çok teşekkür ediyorum. Aşağıda Bülent Bey'in linkini size yazacağım. İsteyen arkadaşlar oradan o linke tıklayarak aynı üründen rahatlıkla edinebilirler. Benim adımı verdikleri zaman, Selam ben Sultanoğlu kanalından görüp aradıklarını söyledikleri zaman da en az %5 daha iskonto alacaklardır. Kendisine hediyesi için teşekkür ediyorum. Hazırsanız buyurun başlayalım. Bülent Bey'in gönderdiği kutu bu. Huzurunuzda birlikte açalım. Bu arada bilgisayarında bazı programları takip ediyorum. Onun için orada sessiz bir şekilde devam ediyor. Bülent Bey'den kendi el yazısıyla yazdığı pusulası var. Hareketli puntayı buraya koymuş, hareket ediyor. Güzel. Dayamayı ileri geri götürmek için güzel bir aparat yapmış. Şunları herhalde sıkıştırınca bu ileri geri gidecek. Kullanımını öğrendikten sonra birazdan anlatacağım ben de size. Burada bir de ayrıca iğne var. O da ne işe yarıyor? Dremelimi monte ettikten sonra size ayrıca göstereceğim. Çok kibar. Sağlam bir şeye benziyor. Dremeli buradan takacağız. Araya malzememizi koyacağız. Bu malzeme anladığım kadarıyla tesbih hobisiyle uğraşanlar, küçük oyuncak, maket oyuncakla uğraşanlar ve bazı heykeltıraşların buna benzerlerin işine çok yarayacağını düşündüğüm bir alet. Kendisine bu güzel hediyeden dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayın, aşağıda Bülent Bey'in linkini tıklarsanız Selam ben Sultanoğlu kanalından görüp aradığınızı söylediğinizde en az %5 indirim daha alacaksınız. Birazdan bunun kullanımıyla ilgili malumata geçeceğim. Dremel tornamıza böyle bir diplik yaptım. Şu iki vidasından montaladım. Dremel için şuraya bir dayama yaptım. Ola ki bastırır bastırırsak bir problem çıkmasın diye. Sonra dremelin ucundaki bunu çıkarıyoruz, bu başlığı, ve buraya dremelimizi sonuna kadar
sıkarak bağlıyoruz. Dremelimiz bu şekilde bağladık. Bu ileri geri hareket ettiren mekanizma. Bu rahatlıkla hareket edebiliyor. Buradaki tekerlerle bunların sağa sola kaçmasını engelleyebiliyoruz. Şu tekerlerle. Bu tekerlerin içi metal. Şuradaki vidalar bu aparatın transmisyon miline, yani taşıma miline sıkılaşmasını sağlıyor. İstediğimiz ayarda bunları sıkabiliriz. 4 tane vida var. Bunları sıkabiliriz istediğimiz gibi. Dremelimizi bağladık. Hareketli punta çıkarılabiliyor. Eğer varsa imame yüksüğü veya habbe dayama varsa uzun hareketli punta bunları kullanabilirsiniz. Yoksa aslından gelen bu hareketli puntayla işinizi görürsünüz. Torna yapacağınız ağacı hazırlıyorsunuz. Şu aparatı hafif bir şekilde, malzemeyi kırmayacak şekilde yarım santim kadar içine geçiriyorsunuz. Buradan da matkapla bir yarım santim kadar, bir santim kadar delerseniz dayamaya ağız olsun diye olabilir. Hiç delmeseniz de olur. Bunu buraya geçiriyoruz. Hareketli puntamızı istediğimiz ölçüde olanını takabiliyoruz. Sonra bunu buraya sıkıştırıyoruz. İleri geri kaymasını istemediğimiz zaman bunları buradan sıkıştırarak işlemimize başlayacak hale geliyoruz. Bunu istediğimiz ayara getiriyoruz. Dremelimizi çalıştırmadan evvel kullanacağımız bıçaklarımızı hazırlıyoruz. İstediğiniz şekli veriyorsunuz. Kullanacağınız bıçaklar iyi bilenmiş olmalı. Bir de iyice tıraşlamadan yüksek devire makinanızı getirmeyin. Ben ilk devirde çalıştırdım. Bıçakların pek sağlam bir eli değildi. Daha önce kullanmıştım. Ama siz bıçaklarınızı iyice bileylerseniz, malzemelerinizi önceden hazırlarsanız çok daha güzel sonuçlar alacaksınız. Bu şekilde istediğiniz ağacı, ahşabı şekil vermede bu tornayı kullanabilirsiniz. Bir de tesbih habbesini deneyeceğim. Tesbih habbesi yapmak için
kolik milimizin olması gerekiyor. Kendiniz de yapabilirsiniz konik mili. Hazırlarını almanızı önermiyorum, tavsiye etmiyorum. Çünkü pahalı ve hemen kırılabiliyor. Onun için kendinizin yapması ekonomik olarak el mahareti açısından daha sağlıklı olur kanaatindeyim. Tornayla gelen bu ucu çıkarıyoruz. Bir konik mil takıyoruz. Bende şu anda kısa bir konik mil var. Bunu iyice sıkmamız gerekiyor. Dremel'le gelen sıkma aparatıyla bunu iyice sıkarsak, çünkü hareket esnasında ısınmadan mütevellit veya başka bir sebeple bu gevşeyip boşa dönebiliyor. Bunu iyice sıkalım. Bir de yaklaştıracağız şimdi. Hareketli puntaya kadar yaklaştırmanız gerekiyor. Habbeyi taktığımızı varsayıyorum. Buraya kadar yaklaştırıp öpüştürmeniz gerekiyor. Kalemle işçilik yapacaksanız. Ben şu anda sadece zımparayla size bir göstereceğim. Zımparayla yaparken göstermemin nedeni ekonomik olsun istediğimiz için biz tornamız az masrafla hobilerimizi, alışkanlıklarımızı gerçekleştirelim düşündüğümüz için bu Dremel tornasını alıyorsunuz, bir ağaca montaj ediyorsunuz, bir tane konik mil ediniyorsunuz veya bir çividen kendiniz ucunu sivriterek yapıyorsunuz ve zımparanız oluyor birkaç çeşit. Sonra parçaladığınız, küçük küçük parçalara ayırdığınız habbeleri konik mile takarak zımparayla istediğiniz şekli veriyorsunuz. En ekonomik, en ucuz şekilde tesbihlerinizi bu şekilde yaparsınız. Çünkü bir zımpara, bir Dremel tornası ve bir Dremel yetiyor. Aşağı vereceğim linkte Bülent Bey'e ulaşır ve bu Dremel tornasından edinebilirsiniz. Selam Ben Sultanoğlu kanalından görüp aradığınızı söylediğiniz zaman en az %5'te iskonto alacaksınız, indirim alacaksınız. Dremeller 250-300 liradan başlıyor. 2000, 3000, 4000 liraya kadar Dremel var. Ama şu Dremel 200 küsür liralık ve gerçekten çok güçlü, sessiz, iş yapabilen bir Dremel. Bunu alıyorsunuz ve bir Dremel ve bir ağaç oluyor size 10-15 bin liralık torna. Ve beğenmediğiniz bir zımparayla bile istediğiniz tesbih tanelerini, habbelerini yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz bu kadar basit malzemelerle istediğiniz tesbihleri, hobi çalışmalarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Dremel tornası. Basit ama sizi mutlu edecek çözümler. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzda Dremel için mikro tornadan bahsettik. Bülent Bey bize bir Dremel için mikro torna hediye etmişti. Onu tanıttık. Onunla tesbih habbesi ve bir bıçak sapı yaptık. Siz de bundan almak isterseniz aşağıda Bülent Bey'in linki var. Onu tıkladığınızda ve Selam Ben Sultanoğlu kanalından görüp aradığınızı söylediğinizde en az %5 indirim daha alacaksınız.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.